Herkese merhaba. Bugün sizlere Bitrix Sim4'ün en yeni versiyonu olan Bitrix Sim4 Sydney'den bahsedeceğim. Aynı zamanda 2018 sonbahar yol haritasında açıklanan yeni ve oldukça heyecan verici pek çok özellikten bahsedeceğim. Benim adım Bahtiyar Balcı, Scala Teknoloji'nin kurucularından biriyim. Scala Teknoloji 2015 Nisan ayından beri Bitrix Sim4'ün Türkiye'deki Gold partneridir. Bitrix Sim4 self-hosted versiyonun lokalizasyonu ile bitrixsim4.com.tr web sitesinin Türkçe çevirileri şirketimiz tarafından yapılmıştır. Hali hazırda pek çok orta ölçekli ve enterprise Bitrix Sim4 müşterimize satış sonrası destek vermeye devam etmekteyiz. Şu an Bitrix Sim4 hesabı açmış olan 4 milyon tane şirket var cloud tarafında. Bu şirketlerdeki tüm kullanıcı sayılarını görebileceğimiz bir harita var. Bu haritada canlı olarak nerede, hangi ülkede kaç tane kullanıcı olduğuna bakabiliyorsunuz. Hatta gidip kendi ülkemize de bir göz atabiliriz. Haritamız burada. Şöyle çift tıklayarak ilerliyorum ve Türkiye'deki Bitrix Sim4 Cloud kullanıcılarına canlı olarak göz atıyorum. Hatta ilçe ilçeye bakmak mümkün. Evet. Bitrix Sim4'ün dünya geneline yayılan bu kadar kullanıcısı olması aynı zamanda tabii merkezi bir yapıdan tamamen çıkmış durumda. Şu an dünyanın her tarafında sunucuları var Bitrix Sim4'ün. 16 farklı veri merkezi bulunuyor. 9 farklı ülkeye yayılmış durumda. Özellikle Avrupa tarafında yoğunlaşmış durumdalar. 400 tane sunucusu var ve günde 170 milyon hit alıyor Bitrix Sim4'ün cloud sayfası. Bitrix Sim4 partnerlerine biraz bakalım. Dünya genelinde şu an 12 bin tane Bitrix Sim4 partneri var. Partnerler daha çok kurulum, özellikle self-hosted tarafında kurulum. CRM otomasyonları yazılması, satış departmanı oluşturma desteği, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, kompleks entegrasyonlar, üçüncü parti yazılımlarla, ERP yazılımları olsun, muhasebe yazılımları olsun ve aynı zamanda marketplace'teki uygulamaların geliştirmesi gibi hizmetler veriyorlar. Yine iş akışları yazılması veya arayüzlerin özelleştirmesi gibi hizmetler de verilebiliyor. Eğer partner olmak istiyorsanız da şu adresten giderek kolaylıkla partner başvurusu yapabilirsiniz. Şimdi yeni Bitrix Sim4'ten bahsedeceğiz biraz. Çok heyecanlı, çok yeni özellikler var. Hızlıca bakacağız hepsine. Özellikle Bitrix'in ana işlevleri olan iletişim araçları, görev ve proje yönetimi, CRM, iletişim merkezi ve sitelerle mağazalara bakacağız. Mağazaları daha önce duymamış olabilirsiniz. Henüz beta aşamasında. Sitelerde daha önce betaydı ve şu an canlıya alınmış durumda. Betadan çıkmış durumda. Şöyle bir iletişim merkeziyle birlikte bakalım. Bitrix Sim4 iletişim merkeziyle aslında Bitrix Sim4'ün içi ile Bitrix Sim4'ün dışı arasındaki bütün bağlantıları yönetebildiğiniz bir arayüz sunuyor. Bu arayüzde maillerinizi, telefonunuzu, santral yapılandırması, canlı destek araçlarınızı, live chat, web site formlarınızı ve callback formlarınızı yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda dışarıdaki sosyal medya platformları, Facebook, Instagram, Viber, Telegram gibi birçok platforma bağlanmanızı sağlıyor. Veya bu bağlantıları yönettiğiniz bir ekran olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bir tane Facebook bağlantısı yapacağız burada örnek olarak. Bakın öncelikle sayfayı seçiyor ve normal user ile connection'ını yapıyor. Connection yapıldıktan sonra evet Facebook connection bu kadar kolay. Connection yaptıktan sonra Facebook sayfanıza gelen doğrudan mesajlar ya da yorumlar Bitrix Sim4'ün chatine düşmeye başlıyor. Buradan müşterinizle doğrudan yazışabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki müşterinizin CRM tarafında otomatik kaydı oluşuyor. Burada cevap verme kuyrukları oluşturabiliyorsunuz. Yani birden fazla insana bu gelen mesajlar düşüyor ve hangisi cevap verirse
Oradan devam ediyor. Aynı şekilde bunu mobil uygulamasından da sürdürebiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz bağlantı sayesinde bu süreç oldukça hızlı bir şekilde yürütülebiliyor. Müşteri beklentileriyle ilgili çalışmalar var dünyada. Biraz onlara bakacağız. Şirketlerle iletişim kurmak için insanlar artık daha fazla mesajlaşma araçlarını tercih ediyorlar. Eskiden olduğu gibi telefonla arayıp işte insanlarla görüşmek yerine yazışmayı tercih ediyorlar. Burada oranın %51'e kadar yükseldiği görülüyor. Aynı zamanda mesajlaşma seçeneği sunan şirketlerden alışveriş yapma oranı da %53 diğerlerine göre. Ve müşterilerin %50 kadarı da 7/24 hizmet bekliyorlar. Bu araştırmaların kaynakları aşağıda görüyorsunuz. Bu doğrultuda Bitrix 24 canlı sohbet uygulamasının mobil arayüzünü biraz zenginleştirdi, geliştirdi. En çok sorulan konulardan birisi WhatsApp. WhatsApp'la Bitrix 24 bağlanabilecek mi? Bununla ilgili olarak bir süreç var. WhatsApp Business API anonsunu 1 Ağustos 2018'de yapmıştı. Bitrix'in 4 başvurusunu hemen yaptı. O henüz onay gelmiş değil. Business API erişimi henüz verilmiş değil. Ancak herkesin bunu beklediğinin farkındayız. Çok önemli bir business tool haline gelmiş durumda WhatsApp ve API yayınlandığı anda, erişimler verildiği anda Facebook'ta olduğu gibi bu bağlantıların kurulabileceğini göreceğiz. Heyecanla bekliyoruz biz de. Çok uzun süredir beklediğimiz bir özellik Bitrix 24 webmail sonunda release edildi. Bitrix 24 bu zamana kadar bir web client olarak çalışmıyordu. Maillerinizi doğrudan almıyordu eğer ki CRM ile ilişkili değilse. Şimdi artık maillerinizi bir webmail client'i gibi Bitrix 24'ün arayüzünde takip edebileceksiniz. Daha da güzeli burada gördüğünüz gibi maillerinizden çeşitli aksiyonlar alabileceksiniz. Öncelikle maillerimiz CRM'e otomatik olarak kaydedilecek. Tüm e-postalar CRM'deki müşteri kartlarının altına eklenecek. Yani mailin body'si, subject'i ve content'i, attachment'ı. E-postalara CRM'den doğrudan cevap verebiliyoruz zaten. Bu özellik yine aynı şekilde. Devam ediyor. Bir tıklama ile e-postadan görev oluşturabileceğiz. E-postalar ve eklentileri görevlerin içine otomatik kaydedilecek. Eğer bir e-postadan görev oluşturduysak. Daha da önemlisi o e-posta ile ilgili yazışma müşteriyle ya da dışarısıyla devam ediyorsa reply'lar şeklinde bundan sonraki gelen mailler de yine bu task'in içerisine eklenecek. Bunlar çok güzel özellikler. Web mailimiz tam kapsamlı bir web mail client uygulaması olacak. Hızlı cevap ve yönlendirme seçeneklerimiz olacak. E-postadan görev oluşturmayı koyduk. CRM'e zaten bağlıydı. Duvarda ve sohbette mailleri paylaşabileceğiz ve o mail üzerinde discuss edebileceğiz doğal olarak. Yani bir müşteriden bir mail geldiği zaman bunu duvarda paylaşıp ilgili insanların bununla ilgili fikirlerini sorabileceğiz, konuşabileceğiz. Genellikle müşteri şikayetleri için düşünülebilir. Takvimde etkinlik oluşturabileceğiz doğrudan ve otomatik olarak otomatik izlemeyi aktif hale getirebileceğiz bu mail ile ilgili olarak. Web site formlarımıza bakalım. Web site formlarımız yaklaşık bir yıldır var ve bu süre içerisinde 90 binin üzerinde web site formu Bitrix 24 CRM'de oluşturulmuş. Ve bu formlardan yaklaşık 4 milyon kadar müşteri kaydı Bitrix'in CRM'ine bu formlardan aktarılmış ve kaydedilmiş. Oldukça iyi rakamlar. Facebook Lead Ads ile birlikte güzel bir özelliği var Cloud tarafta Bitrix 24'ün. O da kendi oluşturduğunuz formları Bitrix 24 içerisinde, web formları içerisinde oluşturduğunuz formları Facebook sayfanıza ekleyebiliyorsunuz ve reklamlarınızda müşterinizin karşısına çıkacak olan form
Bu form oluyor. Tabii ki bunun avantajı form doldurulduğu zaman doğrudan Bitrix M4'te bu kayıt oluşuyor. Aynı zamanda nereden geldiğini tabii ki takip edebiliyorsunuz. Facebook reklamından gelmiş leadler şeklinde izleyebiliyorsunuz. Bitrix M4 call tracking özelliği getirdi. Arama takibi dediğimiz şey. Bu bizim daha önce de istediğimiz bir özellik de sonunda geldi. Şöyle ki bütün telefon numaralarının sistemde kayıtlı. Bunların hangi numaranın hangi marketing kanalına bağlı olduğunu tanımladığınız zaman, yani Google reklamlarına bu numaramı verdim, Facebook reklamlarına bu numaramı verdim, SEO trafikleri için bu numaramı verdim dediğiniz zaman artık Bittrex M4 sizin için hangi kanaldan ne kadar arama geliyor, ne kadar aksiyon oluyor ve bunların konvertlerine bakarak hangi kanalın daha verimli olduğunu sizin için raporluyor. Bu gerçekten güzel bir özellik olmuş. Bittrex M4 CRM genel olarak bir zaten biliyorsunuz, bakacağız biraz. Yeni bir mod getirdi. Kolay CRM diye bir modu var artık Bittrex M4'ün cloud tarafında. Şöyle ki bu modu açtığınız zaman müşteri adayları tarafını kaldırıyor. Hemen deal'larla çalışmanız için bir ortam hazırlıyor. Saniyeler içerisinde çok hızlı bir şekilde Kanban yapısında deal'larınızı oluşturabiliyorsunuz. İletişim merkezini kolayca yapılandırıyorsunuz. Sektörünüze uyarlayabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Arama ve filtreme yetenekleri her tarafta var. Biz bu arama ve filtrelemeleri çok beğeniyoruz. Son yıllarda çok gelişti bu özellik ve her tarafta aynı mantıkla çalışıyor. İstediğimiz her şeyi kolaylıkla filtreleyebiliyoruz. Yeni bir özellik, daha detaylı konuşacağız. Aşamaya göre alanlar zorunlu yapılabiliyor. Deal sürecinde, fırsat sürecinde belli bir aşamaya geldiği zaman şu alanda gelsin gibisinden. Fırsat hatları arasında taşınabiliyor ve bunun yanında 100'den fazla da ufak tefek geliştirmeler yapmışlar arkadaşlarımız. Şöyle hızlıca bir bakalım. CRM modumuza hemen çok hızlı bir şekilde bir deal oluşturabiliyoruz. Oluşturduğumuz deal'ın detaylarına giriyorum ve kaydediyorum gördüğünüz gibi. Bir tane daha. Onu da kaydettik. Bir üçüncüsü. Şimdi şuraya bir aşama daha ekleyelim. Devam edenler ve taşıdık o tarafa. Bakın diğerini de taşıyoruz. Bunu kaybedelim. Deal lost. Bu deal'ımız silindi. Bu deal'ımızı da final invoice'a getiriyoruz. Sonra da kazanalım bunu bakalım. Dedik. Bu şekilde çok pratik bir şekilde bütün deal'larımızı takip edebiliyoruz. Bakın deal'ımızın funnel'ını değiştirdik. Başka bir pipeline'a bakıyorum şu an. Oradaki deal'ların listesine bakıyorum. Aşamaya bağlı alanlar dediğimiz gibi çok güzel bir özellik. Yine uzun süredir çıkmasını istediğimiz bir özellikti. Aşamaya bağlı alanlarda herhangi bir deal alanında amount ya da işte stage ya da herhangi bir şey olabilir. Örnek veriyorum. Vergi numarası müşterinizin. Eğer aşama belli bir noktaya geldiyse o aşamada belli bir alanın zorunlu olmasını sağlayabiliyoruz. Normalde müşterinizle yeni iletişim kurduğunuzda vergi numarasını alamayabilirsiniz ama ona bir şey satıyorsanız ve satış aşamasına belki de teklifinde kabul edildiği aşamaya geldiyseniz vergi numarasını mutlaka almanız gerekir. İşte o aşamada bu alanı zorunlu hale getirebilirsiniz ve satış elemanınız uyarı alacaktır o aşamaya geldiği zaman.
vergi numarasını mutlaka girmen gerekiyor diye. Ve oradan o alanı girmeden bir sonraki aşamaya geçemeyecektir tabii ki doğal olarak. Bu şekilde müşterilerinizin datalarının tam eksiksiz düzenli bir şekilde oluşturulmasını sağlayabilirsiniz ve kolaylıkla bunu takip edebilirsiniz. CRM dokümanları bu yılın başlarında anons edilmişti. Şimdi artık bu kadar süre içerisinde yani yaklaşık 2 ay içerisinde 210 binden fazla doküman Bitrix 24'ün doküman generator tarafından, üretici tarafından üretilmiş durumda. Oldukça iyi bir sayı. Şimdi artık yeni birkaç daha özellik getirilmiş. CRM doküman üretici ile örneğin KDV ya da imza ve kaşe ya da otomatik doküman numarası gibi çeşitli alanlar otomatik olarak eklenip dokümanlar üretilebiliyor. Güzel tarafı bu doküman üretimi için CRM otomasyonlarında tetikleyiciler ve kurallar eklenmiş durumda. Yani bir deal süreci belli bir aşamaya geldiği zaman otomatik olarak bu dokümanın üretilmesini sağlayabileceğiz. Bunun yanında yine 100'den fazla ek ufak tefek geliştirmelerin yapıldığını söylüyor Bitrix 24. Bunları da kullandıkça hissedeceğiz diye tahmin ediyorum. CRM dokümanları için kurallar ve tetikleyiciler eklendiğini söylemiştik. Bakın burada CRM otomasyonuna bakıyorum, deal otomasyonlarına. Herhangi bir aşamada doküman creation emri verebiliyorum. Bu aşamaya geldiği zaman. İmzalı ya da imzasız doküman oluşturma, CRM dokümanları gönderme, sohbet aracılığıyla, SMS aracılığıyla ya da e-posta aracılığıyla. Tarih ve diğer alanların doldurulması gibi işlemleri personelden, satış personelinden değil de bu otomasyon sayesinde dokümana otomatik olarak yazılmasını sağlayabiliyorum. Otomasyonlarımızı biraz daha hatırlatalım. Bildiğiniz üzere her aşama için değişik kurallar koyabiliyorduk otomasyonumuz içerisinde. Örneğin burada Final Invoice aşamasına geldiğimiz zaman bir CRM dokümanı oluşturalım. Design Invoice kısmından seçiyorum. Hazır olan bir şablon. Dolayısıyla ben Final Invoice'a getirdiğim anda bakın burada bir doküman üretiyor. Ürettiği doküman Design Invoice 21 şeklinde isimlendirildi ve bir fatura şeklinde gözüküyor. Bu otomasyon sayesinde daha önceden hazırlamış olduğum kurallar doğrultusunda Invoice aşamasına geldiğinde invoice'ı otomatik olarak Bitrix 24 sizin için üretiyor. Sonra bu dokümanı isterseniz indirebilir ya da maille müşterinize gönderebilirsiniz. Kurallarımıza baktığımız zaman CRM'de eklenmiş olan CRM Marketing e-posta şablonu kullanabilme özelliği getirilmiş. Otomatik telefon araması yapma, CRM dokümanı oluşturma, kim şimdi örnek olarak ona baktık. CRM dokümanını müşteriye gönderme, CRM dokümanına tarih ekleme gibi yeni kurallar getirilmiş CRM otomasyonumuza. Tetikleyicilere baktığımızda da bu kuralları tetikleyecek olan olaylara baktığımızda CRM dokümanı görüntüleme, cevapsız arama, aktivite öncesi süre yani bir toplantı aktiviteniz var. Toplantı aktivitesine örnek veriyorum. 3 gün kala şunu yap diye bir tetikleyici ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki süreden kastı o. E-posta gönderimi, CRM yönetici aktivitesi yok. Yani bir CRM aktivitesi oluşmadığı zaman, meydana gelmediği zaman da bir şeyi tetikleyebileceğiz. Ve bir alandaki bir veri değiştirildiği zaman, bu da çok güzel. Herhangi bir alandaki bir veriyi değiştirildikleri zaman da yine bir kuralı tetikleyebileceğiz. Fırsatlar içerisinde iletişim özelliğini konuşacağız. Bu aynı zamanda bizi yeni bir özellik olan Observer fırsatlar için ya da CRM varlıkları için Observer özelliğine getirecek. Şöyle ki normalde Bitrix 24 CRM'inde bir CRM varlığının örnek veriyorum bir deal'ın bir tane sorumlusu olabiliyor. Bu sorumlu
yetki seviyesi kapsamında kendi deal'larını görüyor ve yöneticiler, üst yöneticiler de bunları görebiliyorlar. Ama bazen oluyor ki bir deal'ı ya da bir CRM, herhangi bir CRM varlığını satış personeli olmayan ya da CRM'i görme hakkı olmayan insanlarla da konuşmamız, görüşmemiz gerekebiliyor. Örneğin muhasebedeki bir kişiyle. Bu sorunu çözmek için Bitrix 24 yeni bir özellik getirmiş. Gözlemciler ekleyebiliyorsunuz bir CRM varlığını ve onlarla bu CRM varlığı hakkında tartışabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Onların da bakmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu yapılan konuşmalar sonra siz bunu başka bir varlığa dönüştürseniz bile, kapatsanız bile mesela lead'den company'ye ya da konta ya da deal'a dönüştürseniz bile yapmış olduğunuz konuşmalar orada kalmaya devam ediyor. Ve gözlemciler de tabii ki yine orada kalmaya devam ediyor. Gözlemcileri biraz daha konuşalım. Müşteri adayları ve fırsatlar için yeni bir rol olarak tanımlanmış bu. Tüm CRM alanlarını görebiliyorlar. Yani bu bir müşteri adayı ya da bir fırsat için gözlemci yapılmışsa o fırsatın bütün alanlarını görme izni var. Ama hiçbir şeyi değiştirme izni yok. Değişikliklere dair bildirimleri de alıyorlar. Mesela ben bu deal'i bir sonraki aşamaya getirirsem gözlemcilerim de haberi oluyor bundan. Ve gözlemciler sorumlu kişiler tarafından ve yöneticiler tarafından atanabiliyorlar, eklenip çıkarılabiliyorlar. Oldukça güzel bir özellik yine. CRM marketing tarafına biraz bakalım. Orada yeniliklerimiz var. Marketing için temel araçlarımız segmentasyon, e-posta marketing, toplu SMS, ses yayını yapma, toplu mesaj gönderme. Yine Facebook, Instagram ve Google tabii ki reklam araçları olarak, marketing araçları olarak kullanılabiliyor. Bitrix24'ün CRM marketi bu kısımlar biz partnerlerden ve müşterilerden en çok gelen taleplere cevap olarak hazırlanmış. Bir listeden hızlıca bir segment oluşturabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz filtre alanından bir liste, belirlediğiniz kurallara göre bir liste oluşturduğunuzda o listeden de hemen bir segment oluşturabiliyorsunuz. Listeden hızlıca e-posta, SMS ve robocalling otomatik arama kampanyası başlatabiliyorsunuz. İyileştirilmiş e-posta spam skorundan bahsediyor Bitrix24. Yani Bitrix24 üzerinden bu toplu mesajları gönderdiğinizde spam'e düşme oranının daha da iyileştirildiğini, daha az spam'e düştüğünü söylüyor. Bunun dışında 100'den fazla yine ufak tefek iyileştirmeler yaptıklarını söylüyorlar. Bunları da kullandıkça tabii ki yine göreceğiz. CRM analizleri diye bir yeni bölümümüz var. Normal CRM raporlarının biraz daha geliştirilmiş bir hali olarak karşımıza çıkıyor. Normal hazır raporlarımız var. Aynı zamanda herhangi bir CRM özelliğine göre rapor da oluşturabiliyoruz. Yani deal'lara göre raporlar ya da lead'lere göre raporlar gibi. Ve detaylı analizler çıkarabiliyoruz. Biraz daha bakalım. Sales Intelligent diye bir kavram var burada. Bitrix24 tarafından ortaya atılmış. Satış zekası diye çevirdik bunu. Umarım doğru bir terminoloji olur ve yerleşir Bitrix24 kullanıcılar arasında. Burada baktığımız zaman müşterilerin ya da işte CRM varlıklarının detaylı raporlarını görebiliyoruz. Ve özellikle yatırımların geri dönüş oranları, yani pazarlama faaliyetlerinin başarısını ölçebileceğimiz çok detaylı raporlar alıyoruz. Örneğin Facebook reklamlarında harcanan miktar, aksiyonlar, oluşturulan leadler, deal'lar, kazançlar, kazanılan deal'lar ve deal'ların toplam tutarı ve ortaya çıkan conversion rate değerleri gibi çok detaylı raporlar veriyorlar ve bu da sizin nereye daha çok dikkat etmenizi
etmeniz gerektiğine dair size yardımcı olacaktır. BitXim 4'ün açık kanalları zaten otomatik olarak bağlı. Sizler, müşteriler, BitXim 4 kullanıcıları minimal kurulum ile anında sonuç alabiliyorlar. Satış zekasında pazarlama departmanı hangi pazarlama kanalının en iyi şekilde çalıştığını öğrenmek istiyor. Satış departmanı ise hangi trafik kaynağı satışa hazır bunu bilmek istiyor. İşte satış zekamız da bizim bu noktalarda bize yardımcı olmaya çalışacak. ROI raporları yani Return on Investment yani yatırım getirilerine bakacak. Şöyle ki genel dönüştürme oranımız nedir? Pazarlama kanalına göre dönüştürme oranımız nedir? Müşteri adayı fırsat ya da aksiyonlar için reklam harcaması ne kadar yapıyoruz? Pazarlama kanalına göre toplam satışımız nedir? Büyüme oranlarımız nedir? Ve tekrar eden satışlardaki raporlar nasıldır onları söylüyorum. Pazarlama kaynağına göre satış raporumuz bize şunları söyleyecek. Satış dönüşümleri, aksiyonlar, müşteri adayları, fırsatlar ya da kazanılan fırsatlara harcanan pazarlama kaynakları, her satış temsilcisi için kişisel dönüşüm oranları, her satış unitesi aşaması için analizler. Hangi pazarlama kanalının satış getirdiğini ve bu kanalların ROI değerlerini tam olarak bilmemizi sağlayacak satış zekası. İşte iki tane kritik raporumuz var az önce bahsettiğimiz. Ve tüm pazarlama kanallarını tek bir yerde gösteriyor. Tüm pazarlama reklam harcamalarımızdan otomatik olarak yüklüyor. Tüm müşteri adaylarını ve fırsatları otomatik olarak takip ediyor. Özel pazarlama kanallarına bağlanmamıza imkan veriyor. Satışa giden tüm yolu trafiği gösteriyor. Ve entegrasyon iş yükü çıkarmıyor. Zaten arka tarafta birçok şey hazır bağlı geliyor. Bu tarz bir analize sahip dünyanın ilk CRM olduğunu söyleyebiliriz. İletişim merkezi var, CRM var, CRM pazarlama var, CRM analizleri var ve satış zekası var. Yani 5 üzerinden 5 alan modern bir CRM yazılımı. BitXim 4 görevler ve projeler tarafında yeni özelliklerimiz var. Bunlara bakacağız. Öncelikle BitXim 4'ün görevlerine ve projelerine bir göz atalım. BitXim 4'ün Kanban yapısında görevleri çeşitli aşamalara taşıma, süresi dolan görevleri görme, görev teslim tarihlerini değiştirme gibi özellikleri çok pratik bir şekilde yapabiliyoruz. Aynı zamanda filtrelerimiz bize bitmek üzere olan, süresi dolmuş olan görevleri de gösteriyor. Çok pratik bir şekilde hızlıca görev oluşturabiliyoruz. Görevimize son tarihi atayabiliyoruz ve sorumlusunu değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda görevleri aşamalar içerisinde farklı noktalara hızlıca, kolayca taşıyabiliyoruz. Görev kapatmada gördüğünüz gibi sadece görevin bayrağına tıklamakla halloluyor. Görevler ve projelerde yeni bir özelliğimiz var. O da görev ve proje otomasyonu. Uzun süredir beklediğimiz güzel bir özellik. Artık görevlere tıpkı CRM otomasyon kurallarında olduğu gibi otomasyonlar yazılabileceğiz. Görevin bulunduğu aşamaya bağlı olarak kurallarımız ve tetikleyicilerimiz olacak. Kurallarımıza baktığımız zaman görev oluşturma, e-posta gönderme, görevin sorumlusunu değiştirme, görevin aşamasını değiştirme, silme, özel kurallar yazma ve Marketplace 24 uygulamalarındaki kuralları uygulayabileceğiz. Tetikleyicilere baktığımızda da görevin bir aşaması değiştiğinde, görevin son tarihi yaklaştığında, görev gecikmeye düştüğünde, teslim tarihini geçtiğinde yani ve yine özel tetikleyiciler ve Marketplace uygulamaları tetikleyicilerini kullanabiliyoruz. Şimdi bir örnek yapalım. Automation Rules'a tıklıyoruz. Hangi projeler için veya görevler için yapacağız bu otomasyonu ona bakıyoruz. Almost overdue aşamasına geldiği zaman bir tetikleyici ekledik. Şimdi bu tetikleyicide bir çalışana bildirim göndereceğiz. Görevimiz neredeyse gecikmeye düşecek
diye, deadline'ı yaklaştı diye haber veriyoruz bir bildirim olarak. Dolayısıyla aynı zamanda görevini dikkat etmesi için hatırlatıyoruz. Göndericiyi seçtik, alıcı responsible person ve kaydettik. Şimdi almost overdue tarafına baktığımızda bir görevi oraya taşıdığımız anda anında bildirim geliyor gördüğünüz gibi. Az önce hazırlamış olduğumuz rule ile tıkladığımız zaman da detayını görebiliyoruz. Mobil görevlere bakalım biraz. Mobil tarafta geliştirmelerimiz var. Elbette ki büyük ekrandan farklı. Çok detay bir şekilde görmemize de gerek yok. En önemlisi görevlerimize her yerden erişebiliyoruz. Ve temel kurallarını değiştirebiliyoruz, yönetebiliyoruz. Kendimize ya da başkalarına çok pratik bir şekilde görev oluşturabiliyoruz mobilden. Görevleri ve projeler etrafında dönen bolca da iletişim araçlarını kullanabiliyoruz. Nedir? Sohbet araçları, görsel ekleme, video ekleme, sesli notlar ekleme gibi. Mobil görevlerde hızlı görev oluşturma ve kapatma butonumuz var. Gördüğünüz bayrağı tıklayarak görevi kapatabiliyorum hemen. Tek tıklama ile son tarihi ve sorumlusunu değiştirebiliyorum buradan. Bu görevle ilgili yapılmış video kolları görüyorum burada gördüğünüz gibi. Ve mobil cihaz ekranında gerekli tüm görevle ilgili bilgilere ulaşabiliyorum. Bitix24'ün iletişim araçlarına bir göz atacağız. Öncelikle en kıymetlisi tabii ki haber akışımız var. Burada duvar diye de tabir ettiğimiz bu alanda. Bütün şirket içerisinde bizi ilgilendiren her türlü detaya ulaşabiliyoruz. Sohbet araçlarımız var. Chat, grup chat, görüntülü sesli konuşma ve benzeri. Doküman yönetimimiz, çevrim içi dokümanlarımız, takvimlerimiz, çalışma gruplarımız ve extranet user'larımız. Çalışma zamanını takip eden araçlarımız, personellerin mesailerini takip eden. Personelden iş raporları istediğimizde bunları alabildiğimiz bir yapı. Şirket organizasyon aşaması ve çalışanlar hakkında bilgiler ve iş akışı otomasyonları elbette. İstediğimiz onay süreçlerini Bitix24 üzerinde oluşturabiliyoruz. Bitix24 dokümanlarımız var, drive'ımız var. Biliyorsunuz Bitix24 drive ihtiyacımız olan bütün doküman yönetimi özelliklerini bize sunuyor. Ayrıca bazı yeniliklerimiz var. En dikkat çeken görsellik, dokümanların ön izlemeleri artık var. Daha kolay bir şekilde dokümanları görebiliyoruz. Bitix24 video konferansı özelliğimize bir talepler doğrultusunda ek yapıldı. 6 kullanıcıya kadar olan kamera sayısı 10'a çıkarıldı. Aynı anda 10 kişi konferans call yapabilecek görüntülü olarak. Arama özelliğimiz daha pratik ve yetenekli bir hale geldi. Ana arama çubuğunda bir kelime aradığımız zaman bunu farklı kategorilerde arayıp bizim karşımıza getiriyor. Daha detaylı bir şekilde de nerelerde çıkmış onu görebiliyoruz ve kategorik bir şekilde aramalarımızın sonuçlarına ulaşabiliyoruz. Mobil Bitix24 uygulamamız iOS'ta ve Android'de var biliyorsunuz. Burada yapılmış olan çeşitli geliştirmeler var. Özellikle duvar tarafında daha kolay etkileşime girmek için geliştirmeler yapıldı. Gördüğünüz gibi paylaşıma giriyoruz ve oy veriyoruz, yorum yapıyoruz. Her bir paylaşım için açılır kayan bir ekranda daha detaylı o paylaşımla ilgili bilgilere ulaşıyoruz. Ve eylemlerimizi yeni sayfasında yapıyoruz. Mobil sohbete bakalım biraz. Oldukça hızlı ve pratik çalışıyor. Notifikasyonları çok başarılı.
Doküman paylaşımı ve medya paylaşımı oldukça iyi. Grup chat ya da birebir chatte oldukça verimli çalışıyor. Bizim Bitrix24'te en çok gurur duyduğumuz, en beğendiğimiz yanlarından birisi mobil chat. Burada da bakın bir konuşmayı pinledik, bir konuşmayı bildirimlerini kapattık, bir konuşmayı da sildik. Bu şekilde şu anda da yeni bir private chat grubu oluşturuyoruz. Kapak görsel ekledik buraya, ismini verdik ve chat grubumuz hazır. Mobilden profiller düzenlenebiliyor artık. Çalışan kendi profilini mobil uygulama üzerinden düzenleyebilir ve profil görseli, avatar resmi diyebiliriz, profil görseli ekleyebilir. Yepyeni bir özellik, artık Bitrix24'e kullanıcı davet etmek için Bitrix24'ün mobil uygulamasını kullanabiliyoruz ve cep telefonu numarasını user login ismi olarak, kullanıcı adı olarak kullanabiliyoruz. Dolayısıyla kontaklarımızdaki herhangi bir kişiyi seçip o kişiye daveti gönderiyoruz. Kullanıcı adı telefon numarası oluyor, şifresini belirliyor. Aynı zamanda SMS ile kayıt doğrulama, SMS ile şifremi unuttum, şifreyi kurtarma seçenekleri de getirilmiş durumda. Bitrix24'ü yakından takip eden kullanıcılarımızın hatırlayacağı üzere Bitrix24 siteler bu yılın ilk çeyreğinde beta olarak yayınlanmıştı. O zamandan bugüne Bitrix24 sitelerde 111 bin site oluşturulmuş durumda. Ve bu sitelerden 1 milyonun üzerinde müşteri CRM'e kayıt edilmiş görünüyor. Oldukça iyi rakamlar. Yeni olarak Bitrix24 sitelerde görsel düzenleyici eklenmiş durumda. Bu sayede bir görselin boyutunu değiştirebileceğiz, crop yapabileceğiz, ışık ve renk efekt ayarlarını yapabileceğiz ve özel efektler eklenmiş. Şöyle bir bakalım, herhangi bir görseli seçtiğimizde veya bir yerden görsel yüklediğimizde bakın görseli edit ediyoruz ve bize oranını ve filtreleri getiriyor. İstediğimiz filtreleri uyguluyoruz görsele. Ve kullan dediğimizde bunu sayfamıza yerleştiriyor. Web siteler için Google Maps özelliği de gelmiş durumda. Web sitenize adresinizi sadece bir tıklamayla haritadan konumunu ekleyebiliyorsunuz. Çok sayfalı web sitelerimiz geldi. Bitrix24'te çok sayfalı web siteler oluşturabiliyoruz. Web sitemizdeki header'ları, footer'ları, sidebar'ları ve diğer bloklarda da bu ortamda kolayca çalışabiliyoruz. Bunun dışında pek çok özellik eklenmiş durumda. Web siteyi yayından kaldırma, siteyi çöp kutusuna gönderme, çöp kutusundaki siteyi geri getirme, herhangi bir görsel ya da ikonu bağlama, sütun blokları içerisinde linkler kullanma, satış zekası zaten otomatik bağlı geliyor. Son değişiklik için zaman günlüğü, yani en son ne zaman ne değişiklik yapılmış, log kayıtları. Video blokları geldi ve geri sayım aracı örnekte de gördüğünüz üzere eklenmiş durumda. Bitrix24 sitelerimiz artık beta olmaktan çıktı. Tam kapsamlı olarak kullanılabiliyor. Ve yeni bir haber, Bitrix24 Store. Aslında bazı kullanıcılarımız görmüş olabilir. Henüz beta aşamasında. Limited beta aşamasında, birinci aşamada diyebiliriz. Test edilen senaryolarımız şöyle: hızlı mağaza oluşturma, ürün ekleme
ve siparişleri işleme yani yönetme şeklinde. Şu ana kadar 1000 kadar mağaza oluşmuş durumda 3 ayda. Buradaki beklentimiz çevrim içi mağaza, CRM marketing ve satış zekasının bir arada bulunduğu bütün süreci yönetebileceğiniz bir paket ortaya çıkması. Alıcı otomatik olarak CRM'e ve gelecekteki pazarlama kampanyalarına ekleniyor olacak burada müşterileriniz. Her şeyin CRM'in içerisinde olduğu bir senaryo düşünün. Tüm çevrim içi mağaza siparişleri otomatik olarak CRM'e ekleniyor. Müşteriler kendi kişisel mağazalarında tüm sipariş geçmişlerini görebiliyorlar. Müşterilerle kurulan tüm iletişimler CRM'de tutuluyor ve zaman çizelgesine kaydediliyor. Tek varlık olarak çevrim içi mağaza ve CRM hedefi var. Bitiksimiz yok, mağazalarda da bir yeniliğimiz var. Çok önemli. O da Instagram mağazalarıyla bağlantı. Artık Instagram siparişleri doğrudan Bitrix24 üzerinden yönetilebilecek. Eğer satışlarınızı Instagram üzerinden yapıyorsanız siparişleri yönetmek için de Bitrix24'ü kullanabilirsiniz. Kolay Instagram mağaza entegrasyonu var. Mağaza ön yüzü Instagram'da sipariş işleme süreci Bitrix24'te yönetilecek. Instagram'dan Bitrix24'e ürün kataloğu senkronizasyonu yapılacak. Bir tarafa ürünü eklediğinizde diğer tarafta da görülecek. Her şey CRM'e kayıt edilecek. Müşteri, satın almalar, siparişler ne varsa. Ürünler için Bitrix24 siteleriyle kolayca açılış sayfaları oluşturabileceksiniz. Ödemek için yöntemlerimiz hali hazırda var olan entegrasyonlar gördüğünüz üzere. Ve teslimatlar için de DHL ve UPS ile entegrasyonları arka tarafta hazır. Ve ücretsiz çevrim içi mağaza barındırma hizmeti veriyor Bitrix24. Eğer mağazanızı Bitrix24'ün hosting paketleri içerisinde yapmak isterseniz Bitrix bundan ücret almayacak. Adres olarak da mağazanız.bitrix24.shop adresi olacak. Bu adres yerine kendi alan adınızı da kullanabilirsiniz. Bitrix24 laboratuvarında şu an ne üzerinde çalışılıyor? Biraz onu konuşalım. Heyecanlı. Bitrix24 AI projesine başlattı. Yapay zeka çalışması yapıyor. CRM'de AI 24 dediğimiz yapay zeka bir skorlama üzerinde çalışıyor. Müşteri adayının fırsata dönüşüm olasılığı nedir? Fırsatın kazanılma olasılığı nedir? Bunları tespit etmeye çalışan bir yapay zekamız var arkada. Sıfırla 100 arasında yüzdelik olarak bir skor aralığı belirleyecek. Müşteri adayı ve fırsatlardaki herhangi bir değişiklikte otomatik yeniden hesaplama yapacak. Skor belirlemek için ne kullanacak dersek, aşamalar ve durumlar, e-postalar ve e-posta içerisindeki veri, telefon aramaları ve içerikleri, sohbetler, chat ortamı ve benzeri, saat, konum ve daha pek çok kullanabilecek datayı kullanarak bir skor oluşturacak Bitrix24 yapay zeka. Ve bunu da pazarlamada kullanacaksınız. Nasıl olacak? Müşteri segmentasyonu için yapay zekayı kullanacağız. Bitrix24 yapay zeka iki pazarlama segmenti oluşturacak. Birincisi satın alma olasılığı yüksek olanlar, ikincisi de satın alma olasılığı düşük olanlar. Satın alma olasılığı yüksek olanları ayrı bir segmentte tutacak ve reklamlarla bu segmentin hedeflenmesini isteyecek. Satın alma olasılığı düşük olanları da ayrı bir segmentte tutup reklam hedeflerinden çıkarmanızı söyleyecek. İki segment de sürekli olarak otomatik güncellenecek. Reklamları sadece satın alması olasılığı yüksek olan segmente gönderilerek maliyetlerinizi düşürüp satışlarınızı artıracaksınız. Bir yeni özellik de sesli komut. Bitrix24 Lab tarafında üzerinde çalışılan. Bu da özellikle hareket halindeyken, araç sürerken veya işte ofiste farklı sebeplerle sesli olarak bazı işlemleri yapabilmenizi sağlayacaksınız Bitrix24'te. Nedir bunlar bir bakalım. Hands free asistanımız bu. Eller serbest diye çevirdik.
takvim etkinliği ayarlayabileceksiniz, görev oluşturabileceksiniz kendinize ve tabii ki chat tarafında yazışma yapabileceksiniz. Türkçe desteğini sormuyoruz şimdilik. Bakalım ne zaman gelir. Bitixim 4 Lab'da geleceği şimdiden planlanıyor. Bitixim 4 Assistant yani ses arayüzümüz. Bitixim 4 AI CRM içerisinde akıllı skorlama yapıyor. Bitixim 4 AI pazarlama tarafında da satışlarınızı artırmaya çalışıyor. Peki ücretlere nasıl yansıyor bu yeni özellikler? Bir bakalım. Neredeyse hiçbir yeni özellik için ek ücret istemiyor. Bu özelliklerin tamamı bütün paketlerde var. Ücretsiz paket dahil olmak üzere. Ücretsiz paketlerde bir tek aşamaya bağlı CRM alanlarında yalnızca CRM Plus ve üzeri paketler için bu özellik açık. Diğer tüm özellikler ücretsiz pakette dahil olmak üzere hepsinde kullanıma açık bir şekilde sunuluyor. Ne zaman peki bunları kullanabileceğiz? Aslında bunların çoğunu şu an kullanabiliyorsunuz. Kasım ayında bitecek olanlar görmüş olduğunuz şu an beta halinde. Arama takibi, CRM analizleri, satış zekası, mobil görevler, Bitixim 4 asistan, CRM'de gözlemci ekleme, video konferans 10 kişi, yeni arama özellikleri ve Bitixim 4 mağazalar için Instagram entegrasyonu, güncellenmiş marketplace, CRM içinde AI, bunlar beta olarak Kasım ayında, Ekim'den beri beta durumundalar. Kasım ayında bunları siz de kullanabiliyor olacaksınız. Son olarak bu harika geliştirmeleri yapan Bitixim 4 ekibine teşekkür ediyoruz. Eğer bize ulaşmak isterseniz iletişim@skalateknoloji.com mail adresimiz, GSM numaramız, telefon numaramız burada. Ofisimizde Koşyolu Mahallesi'nde Kadıköy'de bulunmaktadır. Herkese teşekkür ederiz.